Herkese merhaba. Şirket ve proje finansmanı ve nakit akışı modelleme eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimde nakit akışına odaklanarak şirketi modelleyeceğiz. Şimdi nakit akışı şirket için en önemli unsurların başına gelir. Nakit akışı düzgün yapılmazsa şirket iflasa kadar da gidebilir. Şirketlerin ana hedef noktası, odak noktası her zaman nakit akışıdır. Nakit akışını etkileyen sayısız unsur vardır. Şirketin kâr, zarar, nakit giriş ve çıkışları, finansman kaynakları, ortaklara borçlanmalar gibi sayısız parametre vardır. Bu parametreler sonucunda bazı dönemlerde nakit akışı negatif olurken bazı dönemlerde pozitif olabilir. İşte biz nakit akışı negatif olduğu dönemlerde şirketi borçlandırırız. Finansal borçlanmaya gidebilir, ortaklara borçlanmaya gidebilir, sermaye arttırmak isteyebilir vesaire. Pozitif olduğu dönemlerde de bu borçlar ödenir. Ama hedef her zaman nakit akışını en üst seviyede tutmaktır. Şirket değerlemede de böyledir. Genelde şirketlerin hedef noktası budur. Bu olmak zorundadır. Yoksa şirket düzgün şekilde yönetilemez. Şirketin markası da çok değerli olabilir, çok güzel işler de yapıyor olabilirdi ama nakit akışının yanlış düzenlenmesi şirketi çok yanlış yerlere götürebilir. Peki, şirketin nakit akışını etkileyen unsurlar nelerdir? Sistemden kaynaklı unsurlar vardır. Enflasyon, faiz gibi, kur gibi. Bunların hepsinin tahmin edilmesi gerekiyor. Geleceğe dönük planlanması gerekiyor. Yanlış planlandığı zaman yine şirketi yanlış yerlere götürebilir. Yine şirketin kendisinden kaynaklı da birçok parametre vardır. Şirketin gelir ve giderleri, yatırımları gibi, finansal borçlanma gibi bütün unsurlar nakit akışlarını etkiler. Ve bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Şöyle düşünelim. Biz bu eğitimde evet gelirleri, giderleri hepsini modelleyeceğiz, tahmin edeceğiz. Şirket bunları kullanarak yatırım yapabilir mi, yapamaz mı? Yapması gerekiyorsa kaynak bulması da gerekiyor. Bu kaynakları nasıl bulacak? Faiz tahmin edeceğiz. Ne kadar yatırıma ihtiyacı var ve bu yatırımları karşılamak için eldeki kaynaklar ne kadar? O dönemi gelir ve giderleri bunu karşılayabilecek mi? Dış kaynak kullanılacak mı? Ortaklara borçlanacak mı vesaire? Bütün hepsini tek sistem üzerine koymamız gerekiyor ki bunların hepsini tahmin edebilelim. Evet, gelirler nakit akışını doğrudan etkiler. Giderler de, yatırımlar da. Ve bunlar doğru şekilde bir sistem üzerine oturtulmazsa gelecek dönemlerde yapacağımız yatırımlar için kaynağımız olacak mı, olmayacak mı? Bunlara ne kadar ihtiyacımız var? Bunların hepsinin önceden görülmesi ve doğru şekilde bulunması lazım. Yine gelir ve giderlerin bir kısmı enflasyona bağlı, bir kısmı kurlara bağlı. Bazı gelirler euro bazında olabilir, dolar bazında olabilir. Yine bunların da tahmin edilebiliyor olması gerekiyor. Giderlerde de benzer şekilde birçok farklı unsur vardır. Şimdi bunlar tabii ki gelirleri tahmin ederken bir kısmı euro olacak, bir kısmı dolar, bir kısmı TL. Yine bunların öngörülebilir gelecekte tahmin edilmesi gerekiyor ve böylece nakit akışların düzenlenmesi gerekiyor. Peki bu eğitimde biz ne anlatıyoruz? Eğitim içeriğine baktığın zaman ana başlıklar şunlar. Finansman stratejisi ve adımlarından bahsedeceğiz. Tahminleri oluşturacağız. Yani geleceğe gelir gider tahminlerini oluşturacağız. Kur tahmini yapacağız. Euro dolar tahminleri ve bu verileri internetten çekeceğiz. Geçmiş verileri. Bunların nasıl çekileceğini, hangi kaynaklardan çekileceğini ve bunları otomatikleştirmeyi anlatacağım. Yine geleceğe dönük projeksiyonlar yapacağız. Bu projeksiyonları yaparken evet gelir giderleri tahmin edeceğiz. Bunun yanında yatırım yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bütün bu unsurları tespit edeceğiz. Vergi ve KDV hesaplaması da oldukça önemli bir unsur. Çünkü bunların kuralları farklı işliyor. Finansman hesaplamaları da yapılacağız. Yine dediğim gibi burada finansman kaynağı bulurken vergiler, KDV vesaire hiçbiri birbirinden bağımsız değildir. Ve raporlama da çok önemlidir. Yani siz bir modelleme yaparken her zaman raporlama da yapmanız gerekiyor ki sonuçları görebilelim. Ve son olarak da duyarlılık analizi ve projenin değerlemesini yapacağız. Duyarlılık analizleri neden çok önemli? Çünkü parametreler değiştiği zaman sonuçlarımız nasıl etkilenecek? Proje ne zaman tamamlanabilir? Yeterli nakit olur mu? Dış kaynak kullanması gerekir mi? Bütün bunların hepsi duyarlılık analizleriyle çıkar. Peki, bunları tek tek incelediğimiz zaman tahminlerin oluşturulması bölümünde mevcut gelir ve giderleri inceleyeceğiz. Şirket mevcut durumda yani geleceğe dönüp farklı bir yatırım yapmadan önce mevcut durum nedir? Gelecekte bu gelirler veya giderler nasıl şekillenecek? Bunların hepsini belli bir kurgu üzerine oturtacağız ve bunları modelleyeceğiz, formüle bağlayacağız. Geçmiş döviz kurlarını almamız gerekiyor. Bunları da alacağız. Çünkü gelirlerimizin ve giderlerimizin kısmı döviz cinsinden ve bunları tahmin edeceğiz. Enflasyonu da tahmin edeceğiz. Döviz kurunu da tahmin edeceğiz. Ve bunları tahmin ederken genel kabul görmüş yöntemler nelerdir?
Kuru tahmin ederken neye bakılır? Enflasyon tahmin edilirken neye bakılır? Bütün bunları detaylarıyla anlatacağız. Projeksiyon bölümünde de şimdi çok projeksiyon kısmında özellikle buradaki örneğimiz en kapsamlı örnek. Günlük hayattaki örneklerde her zaman bu kadar karmaşık olmaz. Fakat bu bir eğitim olduğu için gerçek bir örnek yapıyoruz ve en kapsamlı örneği yapıyoruz. Örneğimizde bir tane limanımız var. Daha doğrusu bir AVM ve yat limanı bir arada olmak üzere bir konsept var. Bunlar belli bir mesela yat limanından da gelir elde ediliyor. Aynı zamanda yanında bir AVM ve yaşam alanı var. Oradan da gelir elde ediliyor. AVM'nin ikinci kısmı için bir inşaat maliyeti var. Yani buradaki amacımız şu: mevcut gelirlerle biz yeni bir inşaat yapmak istiyoruz. Fakat bu inşaat euro bazında, dolar bazında yapılıyor. Bunun yanında biz ne zaman başlayacağız? Bu inşaatımız tamamlandıktan kaç ay sonra gelir üretmeye başladık ve gelirler üretmeye başladıktan sonra ne kadar sürede bunları ödemeye başlayacak? Yani şuradaki maliyetleri. Bunun için bir finansman kaynağı gerekiyor mu? Mevcut gelirler yetiyor mu? Ne kadarını mevcut gelirlerden, ne kadarını finansman kaynaklarından hesaplayacağımızı hepsini tek tek adım adım izleyeceğiz. Ve gelecek dönemler için de projeksiyon yapacağız. Evet, bizim tahmin alanımız belli bir dilimdir. Mesela birkaç yılı tahmin edebiliriz. Ama sonraki yıllar için nasıl bir tahmin yolu istememiz gerekiyor? Bütün bunları detaylarıyla anlatacağız ve birebir uygulayacağız tamamen gerçek örnekler üzerinden. Peki, vergi hesaplama ve KDV de çok önemli bir unsurdur arkadaşlar. Kurumlar vergisi. Mesela ilgili dönem kurumlar vergisinin hesaplanması gerekiyor. Ve bunlar geçmiş zararlarımız olabilir veya kâr etmiş olabiliriz. 5 yıla kadar bu zararları reskont edebiliyoruz. Daha doğrusu iskonto ettirebiliyoruz. Bunu mesela 5 yıl önce zarar etmişsek bunu bu yılın zararından veya geçmiş yılların zararlarından mahsup edebiliyoruz. Ve vergilerin ödenme tarihleri de var. Onlar da önemli. Nakit akışını çok ciddi şekilde etkileyebiliyor. Tamam, belli bir nakit akışı ürettiniz fakat vergi dönemi geldiğinde tahakkuk esaslı hesaplandığı için vergi ödeme döneminde de belki finansal borçlanmaya gitmeniz gerekebilir veya ortaklara borçlanma veya kaynak bulmanız gerekebilir. O yüzden kurumlar vergisi hesaplanması ve formüle bağlanması ciddi bir problemdir. Dediğim gibi 5 yıla kadar reskont edilebiliyor. Peki bunu nasıl formüle edeceğiz? Bunlar bütün detayları da anlatacağız ve otomatik bir sisteme bağlayacağız. Excel bunları kendisi hesaplayacak. KDV hesaplamaları da özellikle çok önemli. KDV ödemelerin bir mantığı var. Devlete borcunuz varsa devlet bunu alır. Fakat sizin devletten alacağınız varsa bunu size ödemez. Gelirlerinden mahsup eder. İşte bu mantığı sizin formülize etmeniz lazım. O yüzden KDV'yi de modellemeniz lazım. KDV nakit akışlarını duruma göre çok ciddi şekilde etkileyebilir. Evet, standart bir perakende sektörü gibi çalışıyorsanız bu çok ciddi bir problem değil. KDV'ler gelir gider. Burada KDV'den yana herhangi bir sıkıntı yaşamayabilirsiniz. Fakat bir inşaat yapıyorsanız veya inşaat sektörü firmasıysanız KDV çok ciddi şekilde nakit akışınızı etkiler. %18, %8 vesaire gibi rakamlar bunlar sizi etkileyecektir ve mesela şimdi ödüyorsunuz KDV'yi peşin ama belki 3 yıl sonra tahsil edeceksiniz. O 3 yıl içerisindeki ödediğiniz KDV'nin paranın zaman değeri karşısında erimesi gibi durumlar olabilir. İşte bunların hepsinin modellenmesi ve bunun da sisteme konması lazım. İlk başta anlattığımız o sistemin içerisinde yer alması gerekir ki bütün unsurlar bir arada nasıl bir nakit akışı üreteceğini hesaplayabilelim. Peki, finansman hesaplamaları da var arkadaşlar. Dış kaynak kullanımı gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani bütün bu hesaplamaları yaparken ne kadar banka borçlanması olacak? O tarihteki faiz oranını tahmin etmemiz gerekiyor. Böylece borçlanma tutarını hesaplayacağız. Yine burada faiz oranlarını tahmin ettikten sonra ilgili dönemde ödeyeceğimiz faizleri vergiden de düşebiliyoruz. Yani bakın hepsi birbiriyle direkt ilişkili. Sonra biz bunu hesaplarken arkadaşlar özellikle kodlama yapacağız. Bu eğitim sırasında Visual Basic kodları kullanacağız. Basit kodlar. Emin olun herhangi bir sıkıntı yok. Oturacağız. Dönemler itibariyle bu kodlama yapmamız gerekiyor. Niye? Çünkü tek tek hesaplamaya kalkışırsak 600 sütun işte 30 yıl, 40 yıl, 50 yıllık bir hesaplamayı tek tek yapamayız. Çok zaman alır ama Excel bunu birkaç saniye içerisinde hızlı bir şekilde hesaplayacak. Ve yine kodlama yaparken bütün bu parametreleri de dikkate alacağız. Yani diyeceğiz ki eğer pozitif nakit akışı üretirsen bununla borcumu öde. Eğer nakit akışı negatif olursa o dönem sonunda o zaman git bankaya borçlan. Ne kadar borçlanıyoruz? İşte şu kadar diyeceğiz. Peki tekrar pozitife geçerse ana para artı faiz ödemeye başlayacağız.
Ve bütün ana para artı faizleri ödedikten sonra, yani banka borcum kalmadıktan sonra mevcut ortaklara borcu ödeyeceğiz. Ortaklara borçlarla ilgili kurallar biraz farklı işliyor. Ortaklar diyor ki işte bana önce ana parasını öde, sonra faizini öde. Bunların da hepsini sisteme bağlayacağız. Yani bunu elle hesaplamak bile karmaşıkken tabii ki doğal olarak kodlama yapmamız gerekiyor ki bunları hızlı bir şekilde hesaplayalım, hatasız hesaplayalım. Çünkü ben bunu elle hesaplamaya kalkışırsam, programcılık yapmazsam bunu hesaplamak çok ciddi bir probleme yol açabilir. Evet. Ve yine nakit akışı modelledikten sonra bunun raporlanması da çok önemli. Rapor sayfası oluşturacağız. Çeşitli göstergeler koyacağız. Yani borç ödeme süresi, pozitif nakit akışına geçme süresi, işte iç verim oranının mantığı da çok önemli arkadaşlar. İç verim oranı nerede kullanılır, neyle kıyaslanması gerekir, şirket için iç verim oranı hesaplanır mı, proje için nasıl hesaplanır ve bu iç verim oranı üzerinden bu projeye girilir mi, girilmez mi, vaz mı geçsek gibi birçok unsur olacaktır. Yine iç verim oranı hesaplarken faiz oranını niye hariç bıraktık vesaire. Çünkü alt parametreleri var ve çok farklı mantık örgüsü var bu işin. Bunları detaylarıyla anlatacağız. Peki rapor sayfasını oluştururken evet biz aylık bir nakit akış tablosu üreteceğiz. İşte 30 yıllık, 40 yıllık bir nakit akış tablosu. Bu çok uzun bir zaman. Ama bunun raporlanması sürecinde bunları yıllık olarak yapacağız. Ve raporumuzun içerisine bunların grafiklerini de koymamız gerekiyor. Yani grafik üzerinden baktığımızda kabaca ne zaman banka borcumuz ödenecek, işte nakit akışlarımız içerisinde banka borcumuz ne kadar yer alacak, sonra ortaklara borç ne zaman ödeyecek, bunların faizleri ne zaman bitecek ve bunun sonunda ne zaman pozitif nakit akışına geçeceğiz, bunların hepsini görmemiz lazım. Ve daha sonra da duyarlılık analizleri ve proje değerlendirmesi yapacağız. Duyarlılık analizi de yine çok önemli. Gelir ve giderler artarsa veya azalırsa benim nakit akışlarım nasıl etkilenir? Ne zaman pozitife geçerim? Ne zaman borçlarımı bitiririm gibi bütün unsurlara bakacağız. İnşaat bitiş tarihleri değişirse ne olur? Faizler değişirse ne olur? Kur değişirse ne olur? Bütün bunlarla ilgili çok detaylı duyarlılık analizleri yapacağız. Böylece bütün değişimleri göreceğiz. Bunlar yönetim için de özellikle çok önemlidir. Biz kendimiz yaparız fakat yönetim bunlara özellikle dikkat eder. Ya der mesela benim gelirlerim kötü senaryo %10 düşerse bir kötü senaryo daha giderlerim de %10 beklediğimin üzerinde artarsa bu durumda ben ne kadar etkilenirim? Değerim ne kadar etkilenir? Veya işte inşaata başlama tarihimi nasıl etkiler bu? İnşaatın tamamlama tarihi ne kadar etkiler? Bütün bunların hepsinin cevaplarını bulacağız ve dediğim gibi gerçek örnek üzerinden gideceğiz. Şirketin yine veya projenin bir de değerlemesi yapılması gerekiyor. Projeyi değerlerken bütün bu nakit akışlarını zaten ürettiğimiz için değerlemeyi nasıl yapacağız? Ve yine duyarlılık analizlerin sonucunda değerimizin nasıl etkileneceğini burada göstermiş olacağız. Bu aşamada gördüğünüz gibi bir ana sayfa üretmiş olacağız. Bütün işlemleri buradan yapacağız. Yani değerleri buradan değiştireceğiz. Gelir ve giderlerimiz etkilendiğinde, değiştiğinde nasıl bir sonuç üretecek? Excel dosyamızda gösterdik. İnşaat KDV oranları %18 veya 8 neyse işte teşvikler olursa nasıl olur, teşvikler olmazsa nasıl olur? Bütün bu hesaplamaları yapacağız. Yine şurada projeksiyon sayfasında bütün bu hesaplamaları otomatik yapacak. Yani bütün gelir ve giderleri alt alta göstereceğiz. Bunları dönemlere yayacağız. Ve Excel'e hesaplaması için kod vereceğiz. Şuradaki butona bastığımız zaman gördüğünüz gibi Excel bütün dönemleri tek tek bakacak. Nakit akışım pozitif mi negatif mi? Pozitifse bununla borçları ödeyecek. Negatifse borçlanacak. Ne kadar borçlanacak, ne kadar faiz ödeyecek hepsini anında hesaplayacak ve birkaç saniye içerisinde sonuçları bize üretecek. Ve biz de bu sonuçları ilgili sayfalarda raporlar şeklinde göreceğiz. Hangi tarihte nakit akışlarımız pozitife geçiyor? Hangi tarihte ortaklara borç veya faizleri ödeyeceğiz? Bütün bunların hepsini özet olarak göreceğiz. İstersek detaylı raporlar da göreceğiz. Parametrelerimizi tespit edeceğiz. Değerlemesini yapacağız. Ve yine dediğim gibi duyarlılık analizi için ana sayfamızdan çeşitli değişkenler kullanacağız. İşte belli tarihlerde inşaat başlama tarihini değiştireceğiz. Diyeceğiz ki eğer şu tarihte başlarsa ve inşaat bittikten 3 ay sonra gelir üretmeye başlarsa veya 10 ay sonra gelir üretmeye başlarsa benim sonuçlarım nasıl etkilenir? Nakit akışım ne zaman pozitife döner? Ve ne kadar finansman ihtiyacım olur? Bankaya ne kadar borçlanmam gerekir? Ortaklara olan borcu ne zaman ödemeye başlarım ve bu borç ne zaman biter? Faizleri için farklı kurallar işleyecek. Bunların da hepsini tek tek hesaplamış olacağız ve sonuçları Excel bize yine kodlayarak raporlayacak.
Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bir eğitim alana ikinci eğitim ücretsizdir. Bu eğitimi satın aldığınızda bana mail atarak veya işte bu Udemy üzerinden mesaj atarak ikinci eğitimi satın ücretsiz alabilirsiniz. Ücretsiz eğitimi kendi web sitemiz üzerinden veriyoruz. Alabileceğiniz eğitimlerin listesi burada. Gördüğünüz gibi business plan, finans matematiği gibi, şirket değerleme, finansal strateji gibi, şirket değerleme, iş hayatı stratejik planlama, Excel Power Query, Excel eğitimleri, ofis eğitimlerinin tamamı, yeni Excel gibi bütün bu eğitimleri veriyorum arkadaşlar. Outlook'tan Excel Makro'ya kadar bütün bu eğitimleri ücretsiz alabilirsiniz. Sadece kendi eğitimlerimi bu arada veriyorum. Bazen sorulabiliyor. Benden eğitim alıp başka bir eğitim, ikinci ücretsiz eğitim olarak almak isteyebilirsiniz. Öyle bir durum yok. Toplam 14 tane eğitimim var. Bunlardan istediğinizi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Dediğim gibi ikinci eğitim ücretsizdir. Size iyi çalışmalar diliyorum. Umarım bu eğitimi beğenirsiniz. Puanlamayı da unutmayın lütfen. Puanlama konusunda da desteğinizi rica ediyorum. Eğer herhangi bir eğitim talebiniz olursa, yeni bir eğitim isteğiniz olursa seve seve hazırlamak isterim tabii ki. Mesela finansla ilgili eğitimler olabilir. Bundan sonra Python eğitimini de yayınlamak istiyorum. Özellikle finans sektörüne yönelik Python eğitimi yayınlayıp hizmetinize sunmayı planlıyorum arkadaşlar.